Ajanslarda bunu görünce bu Hı. program için hazırlanırken Türk Fethi Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Kış vardı aradım Hı. dedi ki çok iddialıydı dedi ona anlattı anlattı fakat dedi şunu söyledi dedi böyle çok ateşli konuşmuşsunuz CHP'yi iktidara taşıyacağım iktidara taşıdığım zaman hepinizin de şikayetçi olduğu bu vize konusunu çözeceğiz dahası var demişsiniz. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacağım. Evet. Bunu diyor Hüseyin Uzun zamandır kimseden duymamıştık. Böyle alkışlamışlar sizi. Avrupa Birliği bağlamında. Ben aynen şunu söyleyeyim. Bizim biraz önce konuştuğum konuda verginin yüzde on deyip arttıracağım dediğim kısım Türk Konfet'in üyeleri vergisi artacak. Ama biz onlara bütünleşik bir çözüm setini anlattığımızda yani Türkiye'de hukukun üstünlüğünü sağlayacağımızı Türkiye'de kuvvetler ayrılığını sağlayacağımızı, hukuki öngörülebilirlik olacağını, beyz yaptım, oldu olmayacaklarını, sorunlarının hepsini bildiğimizi, nasıl çözeceğimizi anlatıp vergi reformunu da bahsettiğimizde, anlattığımızda buna kimse itiraz etmiyor. Çünkü o iş adamı da biliyor ki eğer hele hele dedik ki en önemli vadimiz Avrupa Birliği'dir. Biz geldiğimizde hatta Avrupa Birliği büyükelçileriyle yaptığım toplantıyı da anlatayım. Tamamıyla toplantı yaptım. Biz geldiğimizde Türkiye Avrupa Birliği yolculuğuna hızla devam edecek. Bu başladığında şunlar 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 olacak. O olunca biliyorlar ki Türkiye'ye öyle kaçmak üzere sıcak para falan gelmeyecek. Gerçek yatırım gelecek. Yabancı sermaye gelecek. Risk birimi düşecek. Dünyada herkes Türk şirketlerine kredi vermeye. Dünyada herkes o Türk konfetin üyelerinden iş yapmaya çalışacak. O da kazanacak. Çok kazanacak. Çok vergi verecek. Hepimiz rahat edeceğiz. Bugün dünyada Türkiye'deki 10 bin liralık kişi başına milli gelire bir bakalım. Bir de bizim dediklerimizi yapan Avrupa ülkelerinin 55 bin dolarlık kişi başına ya. milli gelirine bakalım. Şimdi bu konuya devam edeceğim şöyle. Dünden itibaren bana ulaşanlar oldu. İşte kamu mühendisleri, çıraklık staj mağdurları, kademeli emeklilik ve Dediler ki Özgür Bey'e sorar mısınız? Dedim ki arkadaş zaten her gün soruyoruz. Yani şöyle dediler ortak bakın çok enteresan bu. Dediler ki İsmail Bey siz her sabah söylüyorsunuz ama Özgür Başkan bizim için çok önemli. İlk andan itibaren bizim sesimiz oldu evet. dediler. Bunu biraz sonra soracağım tabii, ama. Şimdi bugünün anlamı Sayın Özgür Özel. Gezi Parkı bugün 31 Mayıs bakın. Gezi yarının umut ışığıdır diye bir manşet atmış Bir Gün Gazetesi. Bana da Osman Kavala'dan bir mektup geldi dün. Bunu da size bir yöneltmek istiyorum. Çünkü şimdi bana da soruyorlar tabii ne oluyor diye. Ben sizin bu Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli ile normalleşme adımlarınızı önemseyen ve bunu destekleyen birisiyim. Naizane bir gazeteci olarak bunu önemli sayıyorum. Mesela 28 Şubat Paşaları'nın çıkma sürecinin bunun bir eseri olduğu kanaatindeyim. Şimdi mesela Osman Kavala ve Gezi Parkı ile ilgili de böyle somut bir beklenti içinde.